insansız hava araçları, topçu bataryaları, taarruz helikopterleri, çok namlulu roket atarlar. Türk Silahlı Kuvvetleri yerli üretim silah, mühimmat ve araçlarla Irak'ın kuzeyi Haftan indi. Mehmetçiğin havadaki gözü İHA ve SİHA'lar. Onlardan biri de silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2. Hem hedef tespitinde hem de o hedeflerin imhasında büyük rol oynuyor. Nokta atışlarla terör unsurlarını etkisiz hale getiriyor. T-129 Atak Taarruz Helikopteri, sarp arazide gece gündüz yüksek manevra ve performans kabiliyetiyle görev yapıyor. Sahadaki komandolara yine yerli mühimmatlarla havadan ateş desteği sağlıyor. Nüfuz edici bomba NEB. Hedefinde teröristlerin saklandıkları barınak ve sığınaklar var. F-16'lar yer altındaki terör inlerini bu bombalarla vuruyor. 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş beton dahi delinip hedef imha ediliyor. Fırtına obüsleri. Tıpkı Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarda olduğu gibi Pençe Kaplan operasyonunda da Mehmetçiğin en büyük destekçilerinden. Tamamen Türk yapımı. 40 kilometre etkili menzile sahip. Terör hedeflerinin koordinatları obüslere giriliyor, tespit edilen noktalar nokta atışıyla vuruluyor. Çok namlulu roket atar sistemleri Sakarya ve Kasırga. Her ikisi de Roketsan tarafından geliştirildi. Sakarya 20 saniyede 40 roket ateşliyor. Kasırga 150 kilogram harp başlığı taşıyor. Teröristlerin üzerine adeta ateş yağdırıyorlar. Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Kırıkkale'deki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikasında üretiliyor. Dakikada 700 mermi atıyor. NATO'nun zorlu 42 testini geçen dünyadaki tek silah. Haftanindeki komandoların gücüne güç katıyor.